İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan heyetinin Yerebulur Askeri Panteonu ziyareti, Batı Ermenistan heyetinin Zidernagapert Armenosit Anıtı ziyareti. Zımbırnya'dan sağ kurtulan Ermenilerin torunları, atalarının hikayelerine tanıklık eden kalıntıları Soykırım Müzesi'ne teslim etti. Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan, yaşam ve toprak için mücadele dağlardan başlar. Bu yeni bir soykırım girişimidir şiarıyla Arjantin Ermeni toplumu Azerbaycan Büyükelçiliğine yürüdü. Doğa talanına karşı Batı Ermenistan'ın Dersim'de miting düzenlenecek. Kilikya Ermenistan'daki Musa Dağı'nın kahramanca savaşının 107. yıl dönümüne adanan etkinlik. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan başkanlığındaki Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyeti 44 günlük Arsas Savaşı'nda şehit düşen askerleri anmak için Yerebulur adlı askeri panteonu ziyaret etti. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan cephede düşen gençlerin başarılarını takdir ederek büyük bir cesaretle savaştıklarını söyledi. Ermeni ruhunu taşıdıklarını ve bu ruhun onları güçlü kılarak ileri ittiğini kaydetti. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Abrahamyan konuşmasını sonlandırırken her birinin birer kartal olduğunu ve Ermeni sınırlarını halen koruyanların bu zimvorlar olduğunu ifade etti. Doğu Ermenistan'a bir çalışma ziyareti için gelen Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan, Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ve Batı Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Neli Harutyunyan'la birlikte Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit anıtını ziyaret etti ve sonsuzluk ateşinin önünde 1,5 milyon masum kurbanın anısına çiçekler bıraktı. Ayrıca Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit Müzesi'ni de gezdiler ve sonunda Bayan Margosyan müzenin anı defterine not yazdı. Batı Ermenistan'ın diplomatik cephesinin başında bulunan Margosyan, attıkları adımlar sonucunda Batı Ermenistan'ın bugün diplomatik çevrelerde tanındığını ve çok kısa bir süre içinde devletlerle bir takım etkileşimlerin başlayacağını ifade etti. Zidernagapert kırlangıç yuvası ziyaretine vurgu yapan Margosyan, sonunda başarı ile taçlanacak olan talep ve tazminat mücadelesini sürdürdüklerini dile getirdi. Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit Müze Enstitüsü konferans salonunda Zımbırnya İzmir'den sağ kurtulan Ermenilerin torunları ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sırasında katılanlar atalarının hikayelerini ifade eden buluntuları Armenosit Müze Enstitüsü'nün bilimsel fonlarına bağışladı. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü örneklerin çoğunun 14 Eylül 2022'de açılacak olan Ermenilere ve Rumlara karşı uygulanan soykırımların yörüngesinde Zımbırnya İzmir İmha Kundaklama ve Sürgün Eylül 1922 başlıklı geçici bir sergide sunulacağını bildirdi. Armenosit Soykırım Araştırma Enstitüsü, Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit kurbanları ve mağdurları belgeleme ve araştırma dairesinin kıdemli araştırmacısı Tehmine Martoyan katılımcıları selamlayarak bir açılış konuşması yaptı. Zımbırnya'dan sağ kurtulan Avetyan, Berberyan, Sıvazlıyan, Gazaryan, Haçeryan ve Bartikyan Ermeni ailelerinin hikayelerini değerlendiren Tehmine Martoyan, onların torunlarına işbirliği için teşekkür etti. Toplantının sonunda soykırımdan sağ kurtulan Ermenilerin torunları, geçici sergiye malzeme ve hikayelerle katkıda bulundukları için teşekkür belgelerini aldılar. Batı Ermenistan bu tür toplantıların düzenlenmesini önemli görüyor çünkü bu tür küçük adımlar talep ruhunu uyandırmayı amaçlıyor. Yaşamak ve toprak için mücadele askeri bir zihniyet edindiğimiz dağlarda başlar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan bu düşüncesini Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV ile yaptığı görüşmede ifade etti. Şu anda Doğu Ermenistan'a çalışma ziyaretinde bulunan Margosyan, üstesinden gelinmesi kolay olmayan Aragats Dağı'na tırmandı. Aragats Dağı'na tırmanmanın asıl amacı özellikle kartalların aynı yerde
o yükseklikte uçtuğu ve Ararat Dağı'nın karşıdan görülebildiği hissini vurgulayarak insanların vatanlarını ayrıntılı olarak tanımalarına ve sevmelerine örnek olmaktır. Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan'ın, Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Ulusal Meclis Başkanı Neli Harutyunyan ile gerçekleştirdiği dağ tırmanışı, Batı Ermenistan'ın misyonunu sürdürmek ve büyük hedefine ulaşmak için kesinlikle büyük güç ve enerji verecektir. Arakaç Dağı'nın zirvesinde Arsat Savaşı şehit düşen efsanevi komutan Leonid Azgaltyan ve savaşçı askeri Manuk Sahakyan'ın anıt taşlarının yanında da anma töreni düzenlendi. Ermeniler bu bölgenin yerlisidir ve bizim buradaki varlığımız Aragats'tan başlayan bir irade mücadelesidir vurgusu yapıldı. Arjantin Ermeni Cemaati Gençlik Örgütleri, Arjantin Cumhuriyeti Ermeni kurumlarının desteğiyle 25 Eylül'de Azerbaycan Büyükelçiliğine yürüyerek 13 Eylül'de Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısını protesto ettiler. Protestoya katılanlar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin farklı yerleşim yerlerine ve sınır bölgelerine organize saldırılar düzenlediğini vurguladılar. Genç göstericiler, saldırı nedenlerinin Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'in tamamen bir pan-Türkizm planı olduğu vurgusunda bulundular. Göstericiler, bu yeni bir soykırım girişimidir ve deliller açıktır. Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden askeri eylemlerini şiddetle kınamalıyız. Tüm Arjantin bilsin ki Azerbaycan ve Türkiye iki soykırımcı devletlerdir diyerek slogan attılar. Batı Ermenistan'daki Dersim Emek ve Demokrasi Platformu doğa talanına karşı "Biz kazanacağız, yaşam alanlarını savunuyoruz" şiarıyla 8 Ekim'de düzenlenecek bölgesel çevre mitingi için çağrı yaptı. Dersim Emek ve Demokrasi Platformu konuya ilişkin yaptığı açıklamada Dersim'in orman kıyımları ve sömürge madenciliğinin yıkımı ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekilerek "Tarım arazilerimiz, ovalarımız, meralarımız, ormanlarımız, vadilerimiz, akarsularımız, milli parklarımız, tarihi ve kültürel mirasımız yok olmanın eşiğinde. Orman kıyımları ve sömürge madenciliği hız kaybetmeden ilerliyor. Her geçen gün yeni bir saha maden faaliyetleri için ruhsatlandırılıyor. Munzur dağları, korunan alanlarımız, tarım arazilerimiz, ormanlarımız, meralarımız daha şimdiden maden şirketleri için ruhsatlandırıldı. Eğer engel olmazsak, uluslararası şirketler topraklarımızın altındaki madenleri alıp götürecek ve bize zehirlenmiş, ölmüş bir coğrafya bırakacaklar. Doğamıza ve yaşam alanlarımıza saldıran sömürge madenciliğine karşı el ele, omuz omuza bir arada olursak kazanabiliriz" dendi. Yıllar içinde oluşan geleneğe göre Eylül ayının 3. pazar günü Kilikya Ermenistan'ın Musa Dağı Kahramanlık Muharebesi Anıt Kompleksinde düzenlenen savaş dansı ile yapılan kutlama, bu yıl yerini Harisa kutlama töreninin yapıldığı ve 18 şehidin anısına saygı duruşunda bulunan sağduyulu bir etkinlikle değiştirildi. Kilikya Ermenistan'ın Musa Dağı Kahramanlık Muharebesi'nin 107. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe Armavir Bölgesi Valisi Edward Ovanisyan, Armavir Başpiskoposu Dersimon Adamyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nden ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan eski Musa Dağlıların nesilleri ve Armavir Bölgesi sakinleri katıldı. Onlar Musa Dağı Muharebesi Anıt Kompleksini ziyaret etti. Etkinliğe katılanları selamlayarak günü kutlayan Edward Ovanisyan, Musa Dağı'nın kahramanlık savaşının Ermeni halkının bir kez daha Türk barbarlarına karşı savaşmak için ayaklanması tarihteki sayılı sayfalardan biri olduğunu kaydetti. Ermeni tarihinin bu muzaffer sayfasında birlik ve beraberlik nasihati vardır ve bu tavsiyeye uyarak bugün de dış düşmana karşı birleşik güçlerle savaşmaya devam etmeliyiz. Konuşmayı özetleyen Vali Edward Ovanisyan, Musa Dağı sakinlerine Ermeni geleneklerini korudukları ve nesilden nesile aktardıkları için teşekkür ederek atalarının kahramanlık ruhunun kalplerinde ve zihinlerinde asla kaybolmamasını diledi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1895-1978 yılları arasında yaşayan Aşu Havasi'nin Margarit Şanyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Garot Gertam adlı eseri sunuyoruz. (Gülüyor)
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.